Merhaba arkadaşlar. Kütle ve ağırlık konusu ile ilgili aşağıda verilen ifadelerin önlerinde kutucuklara doğru olanlar için de yanlış olanlar için Y yazılacaktır. Tüm kutucuklar doğru tamamlandığında kutucukların görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur demiş bize. Dünyanın cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvvetine yer çekimi kuvveti denir. Bu doğrudur arkadaşlar. Cisimler üzerinde bulundukları dünyaya çekim kuvveti uygular. Evet arkadaşlar, bu da doğrudur. Uzayda yer çekimi kuvveti yoktur. Evet arkadaşlar, uzayda yer çekimi kuvveti yoktur. İzlediğiniz filmlerden de gördüğünüz gibi her şey havada kalır, asılı kalır. Bu da doğrudur. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Merhaba arkadaşlar. Bir cisme etkeden kütle çekim kuvveti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor bize. Ayın uyguladığı kütle çekim kuvveti daha küçük olduğu için bir cismin dünyada kalırlığı aydaki ağırlığından daha büyüktür. Doğrudur. Eşit kütleli cisimlere ekvatordaki etkeden yer çekimi kuvveti, kutuplardaki etkeden yer çekimi kuvvetine göre daha küçüktür. Bu bilgimiz de doğrudur çocuklar. Yarıçapları eşit olan gezegenlerden kütlesi büyük olanın uyguladığı kütle çekim kuvveti daima daha büyüktür demiş. Bu yanlıştır. Doğru cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Merhaba sevgili arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçelim. Buna göre öğrencilerden hangilerinin gözlemlerinde gerçekleşen olaylar yer çekimi kuvvetiyle etkisiyle gerçekleşir demiş. Evet. Nilay, Recep, Sevim günlük hayatta gerçekleşen bazı olaylarla ilgili gözlemlerini paylaşıyorlar. Hemen Nilay ne demiş okuyalım. Yukarıdan serbest bıraktığım yaprak yere düştü. Evet. Yer çekimi kuvvetiyle ilgili. Yukarıya fırlattığım top tekrar yere düşüyor. Evet. Yer çekimiyle ilgili. Yağmur ve kar taneleri yere düştü demiş Sevim. Evet, bakın yukarıdan aşağıya doğru düşüyor. Doğru seçeneğimiz nedir arkadaşlar? Nilay, Recep, Sevim. Hepsi doğru bilgi vermiş. Doğru cevap D seçeneğidir arkadaşlar. Merhaba sevgili arkadaşlarım. Deniz seviyesinden farklı yüksekliklerde bulunan X, Y, Z cisimlerinin ağırlıkları özdeş dinamometrelerle ölçüldüklerinde dinamometrelerden okunan değerler aynı oluyor. Buna göre bu cisimlerin eşit kol terazi ile ölçülen değerleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın, eşit kollu terazi ile bu ağırlıkları ölçeceğiz diyor. Arasındaki ilişki nedir diyor. Bakın Z en yüksekte, zirvede, Y dağın yarısında. Bakın X de deniz seviyesinde arkadaşlar. Deniz seviyesinde neydi arkadaşlar? Yer çekimi daha fazlaydı. Yerden yükseldikçe ne oluyordu? Yer çekimi kuvveti azalıyordu. Ama buradaki dinamometre değerleri neymiş? Eşitmiş arkadaşlar. En az yer çekimi kuvveti kime uygulanır? Z'ye uygulanır. Daha sonra Y'ye. Daha sonra X'e. Yani burada en ağır olan kimdir arkadaşlar? Z'dir. Daha sonra Y'dir. Daha sonra kimdir? X'tir. Doğru cevabımızın sıralaması Z, Y, X, B seçeneğidir çocuklar. Merhaba arkadaşlarım. Yeni bir sorumuzla devam ediyoruz. Dinamometrelerin yapısında esnek cisim bulunur. Dinamometreye uygulanan kuvvet etkisiyle esnek cisimde meydana gelen uzama miktarına bakılarak kuvvetin büyüklüğü hakkında yorum yapılabilir. Dağcılıkla uğraşan Ahmet, deniz seviyesinden farklı yüksekliklerde bulunan X, Y ve Z konumlarına sırt çantasına etkeden yer çekim kuvvetindeki değişimin nasıl olacağını belirlemek istiyor. Bunun için yanında bulundurduğu lastiği çantasına bağlıyor ve bulunduğu konumlarda lastikteki uzama miktarını gözlemliyor. Her ölçümde lastiğin aynı noktalarından tutuyor ve çantanın kütlesi değişmiyor. Ahmet farklı günlerde yaptığı iki farklı yürüyüş sonrasında bulunduğu konumlarda lastikteki uzama miktarı ile ilgili aşağıdaki grafikleri çiziyor. Bakın birinci yürüyüşündeki çocuklar ikinci yürüyüşündeki lastikteki uzama miktarları göstermiş. Buradaki 1, 2, 3 de konumlarını gösteriyor. Buna göre Ahmet'in çizdiği grafiklerle ilgili olarak yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Bize yanlış olan yorumu soruyor. A seçeneği birinci yürüyüşünü Y konumundan başlayıp Z konumunda tamamlamış olabilir. Şimdi neydi çocuklar? Deniz kenarında. Bakın X deniz kenarına daha yakın. Z ise zirvede. Z'ye etkeden yer çekimi kuvveti ile X'e etkeden yer çekimi kuvveti aynı mıdır? Hayır. Deniz seviyesinde yer çekimi kuvveti nedir arkadaşlar? Biraz daha fazladır. Diyor ki bize birinci yürüyüşünü Y konumundan başlayıp Z konumunda bitirmiş olabilir.
Hemen bakalım. Üçüncü yürüyüşü arkadaşlar lastikteki uzama miktarı az olduğu için daha az yer çekimi kuvvetine maruz kaldığı için uzama miktarı kısadır. Üçüncü yürüyüş Z'dir. İkinci yürüyüş nedir? En fazla yer çekim kuvvetini etki etmiş hangisidir arkadaşlar? X'tir. Deniz seviyesine daha yakındır. Bu da hangisidir? Y'dir arkadaşlar. Bakın ne diyor bize? Birinci yürüyüşün Y konumundan başlayıp Z konumunda bitirmiştir. Aynen 1, 2, 3. Bakın Z'de bitirmiş. O yüzden A seçeneği doğrudur. İkinci yürüyüşünü Z konumundan başlayıp X konumunda tamamlamış olabilir. Bakın arkadaşlar, üçüncü yürüyüşle buradaki, pardon, birinci yürüyüşün üçüncü konumuyla ikinci yürüyüşün birinci konumu nedir arkadaşlar? Bakın aynıdır. Bu da Z'dir. Daha sonra hangisi arkadaşlar? İkinci konumda nedir? Y'dir. En fazla uzama miktarı hangisindedir? X'tedir. Bunu daha önce de söylemiştik. Yani Z'ye X şeklinde ne yapmış arkadaşlar? Yürümüş. İkinci yürüyüşü Z konumundan başlayıp X konumunda tamamlamış mı? Tamamlamış. Birinci yürüyüşünü tamamladığı konumdan ikinci yürüyüşüne başlamış olabilir. Birinci yürüyüşünü tamamladığı konumdan ikinci yürüyüşüne başlamış olabilir. Evet Z. C seçeneği de doğrudur. İkinci yürüyüşünü tamamladığı konumdan birinci yürüyüşe başlamış olabilir. Hayır, X'ten başlamış. O yüzden bu nedir? D seçeneğidir arkadaşlar. Doğru cevabımız. Şekilde dünya üzerine X, Y, Z ile belirtilen noktalarda deniz seviyesinde bulunan bir cismin ağırlığı özdeş dinamometrelerle ölçülüyor. Buna göre cismin bu noktalardaki ağırlıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ne demiştik? Ekvatorda arkadaşlar yer çekimi kuvveti kutuplara göre nedir? Daha azdır. Neden? Çünkü dünya dönüyor ve biz yer çekimini etkileyen bir ne vardır? Savrulma kuvveti vardır arkadaşlar. Bu savrulma ne yapar arkadaşlar? Yer çekimini etkiler. Yani çok büyük küçük bir miktar da olsa kutuplarda daha ağır gelirsiniz. Ekvatorda biraz daha hafif gelirsiniz kutuplara göre. Yani bakın Z kutuba daha yakın. Daha sonra Y yakın. X zaten ekvatorda. Yani sıralamamız ne olacak? Z, Y, X olacak. Bu da hangi seçenekte var arkadaşlar? D seçeneğidir. K ve L şehirlerinde bir cismin dinamometrelerle ölçülen değerler arasındaki K büyük L ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Buna göre cisimlerin ölçülen değerleri arasındaki farklılığın nedeniyle ilgili yapılan yorumlarından hangileri doğrudur? Birinci yoruma bakalım. K cisminin ölçümü deniz seviyesinde yapılmış olabilir. Doğrudur. K büyük L ilişkisi var arkadaşlar. Olabilir. K'ya etki eden yer çekimi kuvveti daha fazla olduğu için daha ağır basacak. Bu yüzden birinci öncülümüz doğrudur. L cisminin ölçümü deniz seviyesinden yüksekte yapılmış olabilir. Deniz seviyesinden daha yüksek bir seviyede yapılmış olabilir diyor. Bu da doğrudur. Dinamometreler özdeş olmayabilir. Hayır arkadaşlar, eğer özdeş olmasa zaten bu şekilde bir bağıntı bulamayız. İkisini de farklı dinamometrelerle ölçsek, farklı özdeş olmayan dinamometrelerle ölçsek ne olur? Bize farklı sonuçlar vereceği için, iki ayrı sonuç vereceği için kıyaslama yapamayız arasında. O yüzden 3 yanlıştır. 3 olanları eliyoruz arkadaşlar. 1, 2 olacak kesinlikle cevapta. 4'e bakalım. Cisimlerin eşit kol terazide ölçülen değerleri farklı olabilir. Hayır arkadaşlar, farklı olamaz. Aynı olur. Cevabımız 1 ve 2, yani A seçeneğidir. Her gök cismi kütlesi ve hacmine bağlı olarak üzerinde duran cisimlere kütle çekim kuvveti uygular. Dünyanın uyguladığı kütle çekim kuvveti yer çekimi kuvveti, ayın uyguladığı kütle çekim kuvveti ise ay çekim kuvveti olarak adlandırılır. Yer çekim kuvveti etkisiyle dünya atmosferindeki gazlar uzaya yayılmadan kalabilirler. Ayın kütlesi dünyadan küçüktür ve ay atmosferi yok denecek kadar azdır. Seçili öğretmen kütle çekim kuvveti ile ilgili bilgileri verdikten sonra ayın yüzeyine düşen meteorun oluşturduğu kratere ait yandaki görseli öğrencilerine göstermiştir. Konu ile ilgili öğrendiklerini değerlendirmek için aşağıdaki ifadeleri kullanmış ve sonrasında sorusunu sormuştur. Öğrencilerden diyor, öğretmenin belirttiği durumlardan hangisi gerçekleşebilir? Öğrenciler de buna bir açıklama yapmış. Hangi öğrenci doğru söylemiştir diyor bize arkadaşlar. Hemen öğretmenin dediklerine bakalım. Dünyanın atmosfer kalınlığını ayın atmosfer kalınlığında düşüneceğiz. Dünyanın yüzeyinin ayın yüzeyine benzer yapıda olduğunu düşüneceğiz. Ay yüzeyine düşen meteorun dünya yüzeyine düştüğünü düşüneceğiz. Meteorun dünya yüzeyinde oluşturacağı etki ne olurdu onu düşüneceğiz. Öğretmenin sorusuna Serra, Fatma ve Eren bu cevapları vermiş. Hemen okuyorum, hangisi doğru söylemiş onu bulalım.
Serra demiş ki, Dünya meteora daha büyük bir kütle çekim kuvveti uygulayacağı için oluşan kraterin çapı ve derinliği artardı. Evet arkadaşlar, Dünya'nın kütle çekiminin Ay'dan daha fazla olduğu için, Ay'dan daha büyük bir kütleye sahip olduğu için daha fazla çekim kuvveti uygular ve daha fazla büyük derinlikte, genişlikte ne açar? Krater oluşurdu arkadaşlar. Fatma ne demiş bakalım. Meteor Dünya'ya yaklaştıkça ona göre kütle çekim kuvveti azalırdı. Hayır arkadaşlar, yanlış söylemiş. Artardı deseydin doğru olurdu. Kütle ne kadar artıyorsa kütle çekim kuvveti de o kadar fazla oluyordu. Bu Fatma'mız yanlış söylemiş. Eren de demiş ki meteor Dünya'ya yaklaştıkça parçalanacağı için krater oluşturmazdı. Hayır arkadaşlar, tamamen parçalanmıyor. Bakın burada ay yüzeyinde tamam ince olabilir ama biz neyi düşünecektik? Dünya'nın atmosferini ayın atmosferi kadar düşünecektik. Ona göre cevaplayacaktık. Krater oluşturmazdı diyor. Hayır arkadaşlar, kesinlikle çok büyük bir krater oluşurdu. Eren de yanlış söylemiş. Sadece bize Serra doğru söylemiş. A seçeneği doğru olur arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda X ve Y cisimlerinin Dünya'da ve Ay'da ölçülen ağırlık ve kütle değerleri verilmiştir. Buna göre tablodaki numaralanmış bölümlere yazılması gereken değerler aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir? Dünya'da 1 kilogram kütleye etki eden yer çekim kuvveti 10 Newton'dur çocuklar. Hemen hesaplayalım. Dünya'daki kütlesi 30 kilogram gelen bir kimse veya bir cisim. Dünya'daki ağırlığı kaçtır? 30 çarpı 10'dan 1 kilograma 10 Newton etki ediyordu ya. 300 Newton. Hemen A ve C şıklarını eledik arkadaşlar. Burada bir ne olacak arkadaşlarım? 300 Newton olacak. Hemen arkadaşlar Y cismine bakalım. 3 numarayı bulacağız. Dünyadaki ağırlığı 540 Newton'sa arkadaşlar bunu kaça böleceğiz? 10'a böleceğiz. Hemen sadeleştirdik. Buradan 54 Newton olarak, pardon, 54 kilogram olarak ne yaptık? Bulduk arkadaşlar. 3 de 54 olacak. Bakın hemen D seçeneğinde eledim. Cevabımız B seçeneği oldu arkadaşlar.